Bafra Haber. Gücü hizmetinizde. Ben izin verirseniz edebiyat öğretmeni olduğum için böyle yazmıyorum. Şey, yazmayı sevmiyorum ama arkadaşlarıyla oku dedi, onları kırmam adına okuyacağım. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli ilçe başkanlarım, ilçe yöneticilerim, eski ilçe başkanlarım, parti büyüklerim, partimize emeği geçmiş çok değerli abilerim, kardeşlerim, basınımızın değerli temsilcilerim, saygıdeğer divan başkanım ve üyelerim, kıymetli misafirler ve hepsinden ötesi partimizin Yılmaz Savaşçıları, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Değerli partili arkadaşlarım, bugün buraya Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağan kongrelerinden birini yapmak için toplanmış bulunuyoruz. Ben sizleri sıkmadan partimizin 3-4 yıllık geçmişiyle ilgili bazı bilgileri sunmak istiyorum. Partimize bugüne kadar emeği geçmiş tüm kardeşlerimin, abilerimin, büyüklerimin hepsinin ellerinden öpüyorum. Ölenlere, öbür tarafa intikal edenlere de Allah mekanlarını cennet etsin diyorum. Arkadaşlar, biz yönetime gelmeden önce partimizin durumunu çok iyi biliyordunuz. Ben bunlara değinmeyeceğim. Geldiğimiz günden itibaren neler yaptık, onlara değineceğim. Az önce Sayman arkadaşımız söyledi, ikinci baskı gibi oldu ama bunu 120 defa söylesek gene yeridir diye düşünüyorum. Çünkü bu söylediklerimiz gelecekte bize ışık tutacaktır değerli arkadaşlar. 2012 yılından itibaren geldiğimizde arkadaşlar yönetime önce kendimize hedefler belirledik. Dedik ki biz neler yaparsak partimizi Bafra'da daha başarılı kılırız diye. Önce partimizdeki üye sayısını artıracağız dedik. Ve kendimize hedef olarak önümüze 3000 rakamını koyduk. 3000 tane üye yapacağız dedik. Çok değerli milletvekili adaylarım da ön seçimlerde biliyorsunuz bunlardan yeteri kadar yararlandılar. Ve bu rakamı tutturduk. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi Bafra'da 3000 rakamını tutturdu. Ama ne yazık ki biliyorsunuz başka partilerden partimize gelen 700 civarında, 800 civarında bir üye oldu. Bunlar silindi. Biliyorsunuz Yargıtay tarafından iki defa aynı partide bulunmuyor. Bugün yaklaşık partimizin üye sayısı çok değerli arkadaşlarım 2200-2300 civarında. Geçmişle ilgili bilgi vermiyorum, kıyaslama yapmıyorum. Geçmiş de bizim, bugün de bizim, gelecek de bizim arkadaşlar. Yine bu süre içerisinde az önce Sayman arkadaşımın dediği gibi iki tane araç aldık ve parti binamızı aldık. Evimizi aldık arkadaşlar. Evimizi aldık. Şuradan çıktığımızda evimiz orada. Araçlarımızı aldık. Şu anda araçlarımız delege arkadaşlarımızı götürüyor yollarda. Bu partimize olan, partimizin çalışmalarına olan bir güven ifadesidir. Bana bu konuda bazı arkadaşlarım şöyle dedi. Ya iki tane aracı ne yapacaksınız? Arkadaşlar inanın bu 1 Kasım seçimlerinde Samsun ilçelerinde seçime bir gün sonra hazır olan tek örgüt Bafra örgütüydü. İki tane giydirilmiş arabası ve yanında takviye seçime hazırdı. Yarın seçim olsun, Türkiye'de yarın seçime hazır belki 3-5 örgütten bir tanesidir Bafra örgütü. Bununla gurur duyabilirsiniz. Değerli kardeşlerim, değerli partililer, bu 3-4 yıl içinde 6 tane seçim yaşadık. Sayın Sayman'ın 5'li de 6 tane seçim yaşadık arkadaşlar. 20-25 yılda yapılan seçimleri
bu 2-3 yıla sığdırdık. Ve bunların hepsinden de bu seçimlere girerken, bu kısa sürede girdiğimiz seçimlerin hiçbirinden yılmadık, bıkmadık, usanmadık ve başarıyla çıktığımıza inanıyorum. Takdir sizleri. Cumhuriyet Halk Partisi ilk defa Türkiye'de 3 yerde yapılan, dikkatinizi çekiyorum, İzmir, Antalya, İstanbul ve 4.'sü de Bafra'da yapılan çiftçi mitingini gerçekleştirdik. İlk defa. İlk defa arkadaşlar. Sevgili çiftçi kardeşlerim. İlk defa. Ve burada da takdir edersiniz ki iki meyve hazine arazilerinin alımını %100'den %70'e, akabinde %50'ye indirdik. Bugün bu paraları ödeyen çiftçi kardeşlerimiz Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin sayesinde ve partimizin sayesinde %50 taksitlerini rahatlıkla ödeyebiliyor diye düşünüyorum. Yine Bafra'mızın çöp sorunu vardı. Birçoğumuzun haberi yoktu. İnanın yaz günleri özellikle Bahçeler Mahallesi'nden ve Alparslan Mahallesi'ndeki kardeşlerimiz orada duramıyordu arkadaşlar. Bahçesini ekemiyordu. O kadar bir açık, orası o çöplüğün üzeri hayvan leşleriyle doluydu. Ve orada çok değerli belediye başkanı adayımız, daha önce biliyorsunuz Kemal Bey, birkaç defa kendisi o seçimlerde, yerel seçimlerde dile getirdi ve bizler de parti olarak dile getirdik. Bugün o çöpün üzerini kapattırdık. Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde olmuştur. Yine çiftçilerimizi yalnız bırakmadık arkadaşlar. Özellikle çeltik üreticilerimizin ve tütün üreticilerimizin sorunlarına değindik. Onları dile getirdik. Bu ürünlerimizin fiyatlarında da takdir edersiniz, geçen yıl çeltik fiyatları 2 liraydı biliyorsunuz. Ve kayda değer artışlar sağlandık. Bu seneki durumda, bu hazin tabloyu da yine çeltik üreticisi arkadaşlarımızın sahip çıkmamaları sonucu olaya ne durumda olduğunu biliyorsunuz. Yine tütün üreticimize sahip çıktık. 13.500 lira olan taban fiyatı 14.900 liraya çıkardık. Bizim istediğimiz fiyat 16.500 liraydı. Gelecek yıl 2015 mahsulü inşallah 20 lira istedik arkadaşlar. 20 lira olması için de bazı arkadaşlarımız tütünlerine baktırdı. Çok iyi biliyoruz. Ek primler isteyerek talep edeceğiz. Ve bize, partimize sahip çıktıkları sürece de onların tütünleri inşallah 20 lira olacak diye düşünüyorum. Bunları yaparken çok değerli arkadaşlarım, kadın kolu başkanımıza, gençlik kolu başkanımıza, yöneticilerime, tüm emekçi arkadaşlarıma ve özellikle de sizler, Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer partili arkadaşlarım, yönetimimiz Bafra'da az önce söylediğim gibi hep ilkleri gerçekleştirmiştir. İlk defa partimiz 18 binin üzerinde oy almıştır. Bunun içerisine Türkiye geneli oyları dahil değildir arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum, oradan da bir 300-350 oy gelir diye düşünüyorum. Bu bir rekordur. 1980'den sonra partimiz Bafra'da ana muhalefet partisi olmuştur. Arkadaşlar, sokakta gezemiyorduk. Adımımızı attığımızda şu mu, şu mu? Alternatif sağ, alternatif sağ. Dünyanın hiçbir yerinde görünmemiş. Sağın alternatifi sağ olmaz arkadaşlar. Ve bunun ezikliğini ben 99 belediye seçimlerinde de yaşadım. Çok değerli arkadaşlarım, adımımı attığım zaman AKP mi MHP mi deniliyordu. Bugün çok şükür hepimizin göğüsleri kabarırcasına alnı ak, başı dik, %20 oy, %20 civarında oyumuz ve 18 bin üzerinde Bafra'da ana muhalefet partisiyiz. Ve ya AKP ya CHP, ya AKP ya CHP,
ama bundan sonra CHP olacak. İnşallah. Bu rakam aynı zamanda arkadaşlar il ortalamasıdır. Samsun ilinin Cumhuriyet Halk Partisi olarak oy oranı %20'dir. Bafra'nın da %20'dir. Atakum'daki seçmenimizin durumu, ilk adımdaki seçmenimizin durumu, neyse Bafra'daki seçmenimizin durumu da aynıdır. Kimse Bafra'da CHP yok diyemez. Eğer derse 20 yıl önce de yatıyor demektir. Birinin onu uyandırması gerekir. Birinin onları uyandırması gerekir. Yine arkadaşlar şunu göğsümüzü gele gele, ben Bafra olarak konuşuyorum. 4 seçmenden birisi CHP'lidir arkadaşlar artık. Geriye kalan 3'ü de Türkiye'deki 80 parti varsa 80'indendir. 100 parti varsa 100 parti, 27 parti varsa 27'sindendir. Bu da bizler için bir övünç kaynağı olsa gerekir diye düşünüyoruz. Yine arkadaşlar 1 Kasım seçimlerinde biliyorsunuz partimiz Samsun'da %3 kaybına vurdu. %3 kaybetti. %23'tü 7 Haziran seçimlerinde oy ortalamamız. 1 Kasım seçimlerinde %20'ye düştü. Ama bazı arkadaşlarımız şuna takılıyor. Efendim 0.5. İşte şöyle olursa böyle olursa. Ben onları bilmem. Ben şunu bilirim. Samsun'un 17 ilçesi içerisinde oyunu arttıran tek ilçe Bafra'dır. 182 oy. Sembolik de olsa arkadaşlar. Efendim 19 onda 6 almış. 20'ymiş. Ben hiç teferruatla uğraşmıyorum arkadaşlar. O zaman 1000 seçmen, 1500 seçmen ilave edilmiş. Yeni seçmen gelmiş gitmiş. Bu Bafra'mız için, sizler için, hepimiz için bir onur kaynağıdır diye düşünüyorum. Yine bu süre içerisinde arkadaşlar Sayın Genel Başkanımızı Bafra'ya getirdik. Biliyorsunuz uzun süre önce ben inanın o kadar gururlanmıştım ki bir akşamüstü o zaman ilçe başkanımız bilemiyorum burada mı çok değerli Şevki Bey gelmişti aracın üzerinde bir akşam vakti. Çok değerli arkadaşlarım da ceza yediler onun yüzünden zaten 4-5 tanesi. Arkadaşlar ondan sonra ilk defa genel başkanımız Bafra'ya geldi. O duyguları hep beraber yaşadınız biliyorsunuz. Hemen akabinde yine o dönemde kardeşimiz Roman milletvekili olan Özcan Purçu Bey'i Bafra'ya getirdik. Yine ulusumuzun usta gazetecilerinden Sayın Uğur Dündar Bey'i Bafra'ya getirdik. Bazı köylerimize götürdük, gezdirdik ve böylece entelektüel yazarlarla köylümüzü tabanı birleştirmeye çalıştık. Tabanı. Ahkam kesenlerle ya da şöyle kesenlerle böyle kesenlerle değil, yukarıla aşağıyı birleştirmeye çalıştık. Peki bunlar yeterli mi arkadaşlar? Asla. Asla yeterli değil. Yolun başındayız. Eğer bize yetki verirseniz inşallah 65 yıllık 50'den sonra 65 yıllık hasretimizi giderip Bafra'da belediye başkanlığını alacağız. Tek aday biziz arkadaşlar. Tek aday. Neden biziz? Ya AKP alacak ya Cumhuriyet Halk Partisi alacak. AKP 14 yıldan beri yönetiyor. Arkadan peşi sürükleniyor, götürülüyor. Biz tertemiziz. Hiçbir zaman bu konuda görev almadık. Öyleyse bu hak bizimdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nindir. Belediye bizim olacak arkadaşlar 2 yıl sonra. Bunu birlikte gerçekleştireceğiz. Bu bir hayal değildir arkadaşlar. Hayal ettiklerimizin hepsini gerçekleştirdik. Bunu da başaracağız. Şimdiden belediye seçimlerine hazırlanacağız. Şimdiden arkadaşlar. Bizler size, sizler de bize inandıktan sonra gerçekleştiremeyeceğimiz başarı yoktur. Çok değerli arkadaşlar. Kardeşlerim, dışarıdan bazı dedikodular duyuyorum. Ben hiç o tür şeylere girmiyorum biliyorsunuz. Biz seçilirsek sadece bir tanesi de diyeceğim. Efendim yılbaşından sonra yok yönetimi bırakacakmışız. Yok efendim bunların hepsi bilmem neymiş. Bunların hepsi dedikodu, safsat arkadaşlar. Nihat Oktay'la ilgili ne demişlerse
Hepsi boşa çıkmıştır. Hiçbir yere aday olmamıştır. Bafra'ya aday olmuştur. Sizlere aday olmuştur. Hizmete aday olmuştur. Hiçbir mevkiye, makama bu 4 yıl içerisinde aday olmadım. Takdirinde sizler biliyorsunuz. Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, hepinizi çok seviyorum. Cumhuriyeti çok seviyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok seviyorum. Hepsinden ötesi, 92 yıldır varlığını sürdüren partimizi dünyada emsali görülmemiş bir duyarlılıkla hala ilk günkü heyecanlı duyarlılığını devam ettiriyor. Ne mutlu ki bizler arkadaşlar böyle bir partinin birer neferiyiz, birer askeriyiz. Çok değerli partili arkadaşlarım, şu kalabalıklara bakın. Bakın orada ilk defa arkadaşlarım, birçoğu da köylerde kar var biliyorsunuz. Gelemediler. Bir kısmı öğleden sonra teslim edecek. Bu kalabalık, bu heyecan bizi nasıl coşturmasın arkadaşlar? Nasıl bize umut vermesin? Gerçekten CHP'li olmak bir ayrıcalıktır. Bir yaşama umudu, bir gelecektir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. CHP'li arkadaşlarım, ailem, hepinizi çok seviyorum. CHP'yi çok seviyorum. Hepsinden ötesi bu partiyi ve Cumhuriyeti bize bahşeden yüce kurtarıcımızı, Atatürk'ümü çok seviyorum. Bu duygular içinde tüm misafirlere, partilerimize beni dinledikleri için şükranlarımı sunar. Çok değerli aday arkadaşıma da başarılar diliyorum. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk! Saygılarım var. Evet. Şimdi arkadaşlar, ben sizlere Bafra ile alakalı bir küçük anekdotla başlamak istiyorum. Hepimiz Bafra'nın halkıyız. Biz Bafra'da yaşıyoruz. Burası Bafra. Bafra nedir? İlk önce bir bunu bilelim. Bafra, Osmanlı'nın dahi siyasetine damgasını vurmuş bir ilçemiz. Sanayisiyle, köylüsüyle, çiftçisiyle, işçisiyle, tarımıyla, efendim halkının aydınlığıyla, kişilerinin Osmanlı'dan beri, Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarından beri Türkiye siyasetine damgasını vurmuş bir ilçesiyiz. Bu ilçede yaşamanın önemini hepimiz bilmemiz lazım. Bafralı olmanın önemini bilmemiz lazım. Biz Bafralıyız. Bakınız, Sultan Reşat tahta çıktığı zaman 50 tane altın yaptırıyor kendi medarı iftarı için. 50 tane. Bunun 5 tanesini Bafra'ya gönderin diyor. Bizler 1940'lı yıllarda Bafra'da elektrikle duruyorduk. Samsun'da elektrik yoktu. Kongredeyim Muhammed. Bizler 1919'larda, 20'lerde bizim atalarımız Bafra'nın nüfusunu Türkiye'nin nüfusuyla, neredeyse illerin nüfusuyla eş tutuyorlardı. 11 bin nüfusu vardı Bafra'nın 1919'da. Samsun'un 19 bin nüfusu vardı. İlk önce Bafralı'nın ne demek olduğunu anlayacağız. Türkiye siyasetine nasıl damgamızı vurabiliriz? Bunun çalışmalarını yapacağız. Ben Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığına adaylığımı koyarken çok düşündüm. Ve bu adaylığı kendi irademle koydum. Hiç kimsenin etkisi ve tesiri altında kalmadan koydum. Bir kere sizlerin bunu çok iyi bilmesi lazım. Yani bilmenizi istiyorum ve sizden rica ediyorum. Şimdi tabii bir siyasi oluşumun içerisinde bulunduk. Bugüne kadar 50 yıllık ömrümde hiç kimse benim hakkımda Orhan şöyledir, böyledir diyemez.
Çok şükür arkama dönüp baktığım zaman başımı önüme eğecek en ufacık bir tane lekem yok. Şükrolsun Allah'ıma. Ben bugüne kadar bunun için yaşadım. Böyle yaşadım. Fakat tabii bir karşımda şimdi siyasi rakibim, siyasi arkadaşlarım var. Benim için şunun adayı, bunun adayı. Efendim delege kimi sevmiyorsa ben onun adayı oldum. Ben hiç kimsenin adayı değilim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıyım. Cumhuriyet Halk Partililerin adayıyım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş seçmenin adayıyım. Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin adayıyım. Ben sizlerin adayıyım. Ben neden aday oldum? Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2 senedir yönetimde görev yapıyorum. Gördüm ki partili büyüklerim partisine gelmiyor. O oradaysa ben gelmem. Bu buradaysa ben gelmem. O varsa ben gelmem. Ben partili büyüklerimi partisiyle barıştırmak için aday oldum. Hepiniz o partiye gelmeniz için aday oldum. Kimse kimseyle dargın olmayacak. Hiçbir siyasi başarımız yok 5 senedir, 4 senedir. Hiçbir tane yok. Efendim, oyumuz 17.800'den 18.000'e çıkmış. İyi de adayımız Bafralıydı. Bafralı adayımız işte duayen gazetecimizdi. Bakınız, 7 Haziran seçimlerinde bizim partimiz 87.000 oyla bir tane milletvekili adayı çıkarttı. 87.000 oyla. AK Parti 79.000 oyla bir milletvekili çıkarttı. Milliyetçi Hareket Partisi 67.000 oyla bir milletvekili çıkarttı. Hepinizin hayatında matematik vardır mutlaka. Matematiksiz yaşanılmaz. Edebiyatsız yaşanılabilir. Benim burada dilim sürçer, yanlış bir kelime kullanabilirim. Ama matematiksiz olmaz. Hepimizin hesabı, kitabı, işimizle alakalı, çocuğumuzun geçimiyle, işiyle, okuluyla, şunuyla, bunuyla alakalı bir matematik yapıyoruz. Siyaset de matematik bilimidir. Biz 87.000'le bir milletvekili çıkarttığımızda Milliyetçi Hareket Partisi 67.000'le bir milletvekili çıkarttı. Bizim açıkta kalan oy sayımız 58.000. 58.000'in 9.000 oy daha alsaydık 3. milletvekilini biz çıkartırdık. Milliyetçi Hareket Partisi 1'de kalırdı. Niye bunların çalışması yapılmadı 1 Kasım'da? Yapılamadı. Yapılamaz. Çünkü bu yönetim bu ilçe teşkilatıyla bunların çalışmasını yapamaz. Neden yapamaz? Üye sayımız 25 yıldır. Yani 80 ihtilalinden sonra kurulan Cumhuriyet Halk Partisi dönemindeki 25 yıllık dönemde 2000 tane üye yapmışız. Biz 5000 tane üye yapacağız. Ben buraya 5000 tane üye yapma sözüyle geliyorum. Nasıl yapacaksın? O zaman öbür aday da çıkar, ben 6000 tane yapacağım. Nasıl yapacaksın? Projen var mı? Fikrin var mı? Proje ürettin mi? Üretiyor musun? Siyaset, proje, fikir, üretme alanıdır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir şey katacaksam, Samsun ilinde söz sahibi edeceksem Bafra ilçe teşkilatını, Ankara'da söz sahibi edeceksem, bu ilçe bunu nasıl başardı dedirttireceksem, onun için çıktım yola. Evet, şimdi sizlerden kararınızı vermenizi bekliyorum. Ya gencecik pırıl pırıl bir yönetimi seçeceksiniz, ya da eğer inanıyorsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu mevcut yönetimle bir dahaki seçimde 30.000 oyacağına ona oy vereceksiniz. Bunların çalışmalarını nasıl yapacaksın? Senin fikrin nedir diye sorarsanız ben size hepsini tek tek anlatacağım. Bafra'da kaç tane sokak var arkadaşlar? Var mı bileniniz? Sokak. Yok. Mahalle muhtarı var mı içinizde? Kendi mahallesinde kaç tane sokağın olduğunu o bile bilmez. Bafra'da 970 tane sokak var. Mahalle başına 77 sokak ortalama düşer. 77-80. Her sokağa bir sokak temsilcisi. Her sokak temsilcisi 3 tane aday üye getirmekle mükellef. Ne oldu? 2700. Koy 2000'in üstüne mevcutun. Oldu mu 5000? Yuvarlak konuşuyorum rakamları. Toplama çarpmam da gayet iyidir. 4700 yapar ama biz 5000 diyelim. Her mahallenin bayan üyeleri
Bir mahallede 12 tane bayan üyemiz var. Bir mahallede 13 tane var. Bir mahallede 9 tane var. Nasıl çalışacağız arkadaşlar önümüzdeki seçimlerde? 12 tane bayanla 1 Kasım seçimlerini geçirdik. 12 tane. 13 tane olmadı hiç. Hep aynı yüzler. Ne yapacağız? Genç hiç yok. Ben çıktım, bayrak astım. Mevcut yönetimdeki arkadaşlarımı asmadı desin. Araba kullandım. Ama kendi değerimi düşürmüşüm gözlerinde. Bunu anladım. Hayatta zaten hep yediği kazıklardan insanlar tecrübe sahibi oluyorlar. Ben de öyle oldum. Karşımdaki insanlara çok değer verdim. Bana 35'li yaşlarında bir büyüğüm bir nasihat etti. Oğlum kimseye haddinden fazla değer verme, kendi değerini ayaklar altına alırsın dedi. Evet, ben bunu 50 yaşımda öğrendim, anladım, yaşadım. 50 yaşımda kendi değerimin ne kadar değersiz olduğunu anladım. 50 yaşıma kadar değerliydim ama herkesin gözünde. Ben şimdi partili büyüklerimi, partimin delegelerini, hepsini, partisine ben dahil seçilmesem, diğer mevcut yönetim de seçilmiş olsa, partiye darılınmaz. Parti herkesin ortak kullanım alanı, siyasi görüşünün savunulduğu alandır. Parti kimsenin babasının şirketi değil. Benim babamın sevilen oğlu partinin başında. Biz oraya gidelim. İşte onu çok seviyoruz. Ama babamın o sevilen oğlu gittikten sonra sevilmeyen oğlu şirketin başına geldi mi biz gitmeyiz. O varsa orada biz gitmeyiz. Yok öyle bir şey. Öyle bir dünya yok. Bu parti kimsenin şirketi değil. Bu parti arabasıyla, parti binasıyla, o parti binasını ve bu araçları bizlere kazandıran Sayın Nihat Oktay Başkanıma buradan çok teşekkür ediyorum. Tabii ki onun mücadelesiyle ve bizler de bu yönetimin içindeyken bizlerin de mücadelesiyle, fakat genel merkezin, partili diğer iş adamı abilerimizin, Sayın Genel Başkan Yardımcımız Haluk Koç hocamızın katkılarıyla bu bina ve bu araçlar kazandırılmıştır. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Evet arkadaşlar, bizler bu yola niye çıktık? Gençlerle tecrübelileri, yaşlı abilerimizi bir araya getirmek için çıktık. Bakınız, ben size bir küçücük anekdot daha anlatayım. Şu zamanın gençleri çok asiler ya. Bunları zapt etmek de çok zor. Denileli kaç yıl geçmiştir sizce? Aristokratın lafıdır bu. 1300 yıl önce söylemiş bunu. Yani binlerce yıldır gençlerle yaşlılar ne yapıyor? Çatışıyor. Ama böyle olmasaydı ne olurdu? Gençler hep yerinde dursaydı, büyüklerini takip etseydi, onlar gibi düşünseydi, onlar gibi yaşasaydı ne olurdu? Bugün ne bilgisayarlarımız olurdu, ne bilimde ne teknolojide ilerlerdik. Hep bunlar gençlerin asiliği sayesinde olmuştur sayın abilerim. 1300 yıldır insanoğlu gençlerle kuşak çatışmasında. Biz bu kuşak çatışmasını da aradan kaldıracağız. Benim yönetimimde 25, 24, 28, 30, 50, 55, 60 yaşında abilerim var. Hepsinin de yüzleri yeni yüzler. Hiçbir tane tanıdığınız yüz yok belki de. Yani tanımışsınızdır mutlaka. Bafra'nın çocukları onlarda. Başka yerden transfer edip getirmedim. Sizlerin çocukları. Bizlerin kardeşlerimiz. Ama bizler hiç kimsenin adayı da değiliz, adamı da değiliz. Cumhuriyet Halk Partililerin adayıyız. Cumhuriyet Halk Partililerin adamıyız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmet vermek için, bütün halkımızı kucaklamak için geliyoruz. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne de değil, Bafra'ya hizmet vermek için geliyoruz. Bu anlamda hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Bu
kongrenin bütün Cumhuriyet Halk Partisi'ne, ilçemize, halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah hangisi hayırlıysa partimize ve teşkilatımıza onu nasip etsin diyorum. Hepinizin yolu açık olsun. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşekkür ederim. Kenan Yıldırım, Beykan Tosuner, Salih Karadeniz, İbrahim Topuz. Başkan adayı Orhan Hacı Hafızoğlu'nun listesini okuyorum. Yönetim kurulu üyeleri Erhan Akbulut, Cemal Aksu, Mesut Bal, İbrahim Baldeğer, Ahmet Çakır, Nazlı Çift, Aşur Çelik, Temel Dayı, Engin Erdoğan, Selma Erdem, Sedat Erdin, Nursel İşman, Günaltan Kıyıcı, Yasemin Sırıklı, Semih Temel Beyer, Ömür Yılmaz. Bafra Haber, gücü hizmetinizde.